mutlu günler sevgili seyirciler. Ankara sıcağında, meteorolojik sıcağının altında, aynı zamanda siyasetin de sıcaklığında bir özel röportajla daha huzurlarınızdayız. Bir taraftan çözüm süreci, bir taraftan operasyonlar, bir taraftan HDP-KCK kanadından yapılan açıklamalar, çözüm sürecinin akıbeti ne olacak soruları, diğer taraftan da koalisyon görüşmeleri. Bütün bunları Habertürk ekranlarında özel röportajlarla, politikacılarla, siyasi parti temsilcileriyle anlamaya çalışıyoruz sizler adına. Bugün de öyle yapacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesindeyiz, Habertürk ofisindeyiz. Şimdi de AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal'ı ağırlıyoruz. Hoş geldin Sayın Ünal. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağolunuz efendim. Hem parti grup başkan vekili olmanız, hem koalisyon sürecinde yer almanız, hem çözüm sürecinde yer almanız, hem bugünlerde çok çok konuşulan Dolmabahçe açıklamasında orada olmanız itibariyle pek çok konuyu konuşabileceğim isimsiniz. İzninizle şuradan bir başlamak isterim. Olanı biteni seyircilerimiz de biz de takip ediyoruz, biliyoruz. En sıcağı şu, Sayın Demirtaş Brüksel'de bugün, biz de buraya gelmeden önce o saat 12 bülteninde verdik haberlerini. Sayın Demirtaş diyor ki Öcalan olmadan, Öcalan'la görüşülmeden bu iş olmaz. Yani bizim heyetin veya HDP'li heyetin Öcalan'la görüşmesi lazım. Dün KCK'dan yapılan açıklama yine aynı şekilde. Biz de devlet yetkilileriyle, temsilcilerle görüşüyoruz. Onlar da diyor ki PKK silah bırakacak. Ondan sonra görüşeceklerse, görüşmek istiyorlarsa gelecekler, onlarla görüşecekler. Yani efendim KCK heyet, HDP adına heyet gelecek, Öcalan'la görüşecek. Fakat bir taraftan operasyonlar devam ediyor. Hülasa çözüm sürecinde ne oluyor? Şimdi öncelikle az önce sizin söylediğiniz gibi aslında her şey kamuoyunun göz önünde cereyan ediyor. Şimdi bu olup bitenleri herkesin kendi pozisyonuna göre manipüle etme hakkı yok. Yani öncelikle biz tarihe, zamana, hakikate göre olup bitene bir bakalım. Şimdi çözüm süreci dediğimiz süreci ısrarla hükümet bitirdi ya da ısrarla Sayın Cumhurbaşkanlığı meselenin içine çekerek Tayyip Erdoğan çözüm sürecini bitirdi tezi son derece yanlış bir tez. Özür dilerim, Sayın Demirtaş'ı birebir ifadesiyle aktarayım. Çözüm süreci sarayın darbesiyle bitirildi. Bugün şimdi isterseniz şeyden alalım, Dolmabahçe'den alalım. Şimdi Demirtaş diyor ki barışa bir hafta kalmıştı ama maalesef bu gerçekleşmedi. Ben evet, demin söylediğiniz gibi ben de o Dolmabahçe görüşmesinin içerisinde olanlardan biriydim. O görüşmenin amacı, maksadı neydi? Orada bir tarafta hükümet, Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı ve Grup Başkan Vekili, Kamu Güvenliği Müsteşarı, öbür tarafta da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi bir siyasi partinin 3 tane temsilcisi. Ne dediler orada? Ortak bir mutabakatın altına imza atılmadı. Orada HDP kendi deklarasyonunu okudu. Başbakan Yardımcısı da hükümetin bu konudaki yaklaşımını dile getirdi. Ama üzerinde mutabık kaldığımız şey neydi? Siyaset kurumunun bu sorunları çözmesi, siyasi akılla bu meselelerin bir çözüme kavuşturulması ve meclis çatısı altında bu sorunların çözülmesi konusunda bir mutabakat vardı. Evet. Ve onun öncesinde biz ilk defa Türkiye'de terör sorununun çözümü için meclisin muhatap olarak gösterildiği 6 maddelik bir çerçeve yasa çıkardık. Yani devlet terörle nasıl mücadele edecek? Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu mücadelenin neresinde olacak? Bunlar çerçevelendi. Bu açıklamadan 45 dakika sonra Selahattin Demirtaş'ın yaptığı bir açıklama var. Şimdi bunu buharlaştıracaksınız. Bunu görmezden geleceksiniz. O hafta içerisinde Kandil'in ve Kandil'in içerideki uzantılarının yaptığı açıklamalar var. Ve bütün bu açıklamalar adeta orada yapılan siyaset kurumunu öne geçiren ve siyaset kurumunun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda inisiyatif almasının gereğinin altının çizildiği
o görüşmenin itibarsızlaştırılmasına dönük hem Demirtaş'ın hem Kandil'in yaptığı çok bariz açıklamalar var. Yani bunlar kayıtlarda, arşivlerde mevcut. Gelelim seçim sonrasına. Seçim sonrasında 11 Temmuz'da KCK'nın yaptığı açıklama. Yine 14 Temmuz'da, yani çözüm süreci bitmiştir diye yapılan açıklama. 14 Temmuz'da yine onların uzantısı olan gazetede, yine onların tepe yöneticisinden bir tanesinin Demokratik Halk Savaşı, Devrimci Halk Savaşı diye tanımladığı ve çözüm sürecinin bittiğini ilan ettiği açıklama. Yine Kandil'in ileri gelenlerinin o süreçte defalarca yaptığı açıklamalar. Şimdi bütün bunları da buharlaştıracaksınız. Bütün bunları da kamuoyunun gözünün önünden kaçıracaksınız. Yetmedi. Uykusunda şehit edilen polis memurlarımız, eşinin yanında şehit edilen askerimiz, binbaşımız. Şimdi bütün bunlarla ilgili HDP şunu söyleyebiliyor mu? Şimdi HDP öncelikle şuna karar vermesi gerekiyor. Siyasi akılla mı hareket edecek, örgüt aklıyla mı hareket edecek? Örgüt aklı dediğimiz şey şudur. Örgüt aklı tarihten, zamandan, hakikatten kendisini soyutlamış, kendi tarihini, kendi zamanını, kendi gerçekliğini kendi habitatına enjekte eden ve Yüksekova'da elinde roket atarla eylem yapmaya giden ya da intihar bombacısına fedai eylemi diyen bir akıldır örgüt aklı. Şimdi efendim, şimdi tam bu noktada cümlemi tamamlayayım. Buyur. HDP'nin şunu söylemesi gerekiyor. Yani biz bölgede kamu güvenliğini devlet olarak sağlamayacak mıyız? Yani hükümetin Edirne'de de, Van'da da, Hakkari'de de, Şırnak'ta da kamu güvenliğini sağlamayacak mıyız? Haraç alınmasına, vergi toplanmasına, sözde mahkemeler kurulmasına, insanlara baskı yapılmasına, polise, askere saldırılmasına, devletin seyirci kalmasını mı bekliyor HDP? Tamam. Şimdi HDP'den beklediklerinizi efendim, yani ne olması gerektiğini biraz açmak isterim. Şöyle, bundan sonra ne olacak? Çözüm süreci ve sahip pek çok kavramla konuştuğumuz konuda geldi. Şimdi şu var, PKK saldırıyor. Sizin de ifade ettiğiniz, devlet kendi güvenliğini sağlamak için operasyonlarını düzenliyor. Tamam, peki, ama bu nasıl olacak? Şimdi şuradan başlayalım izninizle. Mesela Sayın Demirtaş diyor ki silahlar sussun. Efendim yine farklı KCK çevresinden, HDP çevresinden efendim Obama araya girsin. Sanırım KCK yöneticilerinin yaptığı açıklama. Bizi Türkiye ile bir araya getirsin. Efendim Sayın Osman Baydemir Kuzey Irak'a gidiyor. Barzani ile görüşüyor. Yani diyorlar ki silahlar sussun. Çözüm süreci yeniden kaldığı yerden başlasın. Mesela Sayın Öcalan diyor ki, özür dilerim, Sayın Demirtaş diyor ki Mandela örneği Öcalan için de efendim geçerli hale getirirsin. Yani bir şey söylüyorlarsa silahlar sussun diyorlar. Ve çok özür dilerim, bir şey daha. Öcalan'la görüşmeden olmaz diyorlar ya, biz Öcalan'la görüşürüz. Mesela açıktan yekten şunu sorayım. İmralı'ya heyet gönderilmesine hükümet neden müsaade etmiyor? Çünkü bunu çok istiyor. Çokça altın çiziyor. Hem KCK hem HDP. O zaman şuna bakalım. Devlet İmralı'yla çözüm süreci etrafında görüştü mü? Görüştü. Evet. Yani biz terörün bitirilmesi için devletin bütün enstrümanları ve mekanizmaları kullanmasını, silahların susması için bütün enstrümanların ve mekanizmaların kullanılmasını bu çerçevede de İmralı'nın da eğer çözüme katkı sağlayacaksa bu sürecin bir parçası olarak devlet İmralı'yla görüştü mü? Görüştü. Evet. Peki şu soruyu soralım. Devlet İmralı'yla görüşürken ve çözüm süreci devam ederken, çözüm süreci şu demek mi? Yani bunu bir soru olarak soruyorum. Çözüm süreci, bölgede sözde mahkemelerin kurulması, haraç toplanması, insanlara baskı yapılması, hiçbir siyasi partiye bölgede hayat hakkı tanınmaması ve Güneydoğu Anadolu'nun sadece örgütün habitatı haline dönüşmesi midir çözüm sürecinden anladığımız? Ya da isterseniz biraz daha fotoğrafı büyütelim. Şöyle bakalım. Biz 2002'ye kadar geldiğimiz siyasi gelenek
sistemin dışına itilmek istendi, marjinalleştirilmek istendi, devletle çatışması için her türlü zemin oluşturulmak istendi. Ama biz ısrarla siyasetin, siyasi aklın, siyaset kurumunun içinde kaldık. Şimdi burada siyasetin doğası ve siyasetin doğasına uygun davranmak, siyaset kurumuna uygun davranmak olmazsa olmazımız. Şimdi biz diyoruz ki, ey HDP, sen siyasetin doğasına uygun mu davranacaksın, yoksa örgüt aklıyla mı hareket edeceksin? Şu anda örgüt aklı bütün bu şiddeti, intihar eylemlerini, polise saldırmayı, bölgenin adeta bir temizliğe, yani kendisi gibi düşünmeyen insanlardan arındırılmasına zemin hazırlamasını mı anlayacağız biz çözüm sürecinden? Yani çözüm süreci, evet, İmralı'yla görüşülsün. Peki İmralı'yla görüşüldü ve siyaset, siyasi akıl İmralı'dan iki defa ve İmralı silahların bırakılması için 2013'te çağrı yaptı. Ve ondan sonraki süreçte demokratik siyasetin egemen olması için çağrı yaptı. Bütün bunların 2 yıl içerisinde karşılığı ne oldu? Sözde mahkemeler kurmak, insanlardan haraç toplamak, sözde vergi altında insanlara baskı yapmak. Şimdi HDP vicdani redle ilgili kanun teklifi verdi. Peki HDP zorla dağa çıkarılan çocuklarla ilgili, çocuklarını isteyen Diyarbakırlı annelerle ilgili herhangi bir girişimde bulunabiliyor mu? Tamam, şunu soralım Sayın Hanım. Ne olursa Öcalan'la temas sağlayabilir HDP, görüşebilir. Şimdi öncelikle bakın, biz çözüm sürecini başlatan biziz. Çözüm sürecinin mimarı biziz. 2005 Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın 2005'te yaptığı Diyarbakır konuşması, 2009'da Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi, demokratik açılım, insana ait olanın insana iade edilmesi. Bir kere parantez içinde şunu söyleyeyim, ısrarla bölgede bu demokratik kazanımlar silahla elde edilmiştir propagandasını yürütenlere de burada parantez içinde şunu soruyorum. 1990'larda Türkiye'de silahın ve şiddetin en egemen olduğu dönemde haklar alınamazken neden 2000'li yıllarda aynı devletin zulmünü gören geleneğin çocukları geldiğinde insana ait olanı insana iade ettiler? Biz bütün bunları yaptık ve en son nihai olarak da son 3 yıl çözüm sürecinin hedefi neydi? Silahsızlanmaydı. Peki neden silahlı unsurları sınır dışına çıkarmadılar? Sebebi şuydu: Gezi olayları, 17-25 Aralık, Suriye'de örgütün önüne çıkan fırsatlar, bütün bunlar önlerine çıktığında tam da çözüm sürecinin ruhuna örgüt ihanet etti. Ve aynı şekilde HDP'de siyasi akıllı hareket etmek yerine örgüt aklıyla hareket etmeyi seçti. Burada HDP'nin öncelikle kendi iradesine sahip çıkması, silahla arasına kesin bir mesafe koyması, siyasi bir akılla hareket etmesi, bölgede yaşanan ve örgütün bölgeyi siyasetsizleştirme politikası. Şimdi HDP'ye ben buradan şunu soruyorum. Şimdi AK Parti'nin olmadığı, diğer siyasi aktörlerin olmadığı bir bölgede Allah aşkına örgüt aklıyla hareket eden HDP siyaset yapabilecek mi? Bir soru daha soruyorum. Eğer HDP'nin Türkiye'lileşme diye bir projesi varsa, bu Türkiye'lileşmeyi bölgedeki diğer bütün siyasi unsurları yok ederek HDP gerçekleştirebilecek mi? Çözüm süreci tabii ki devam etmelidir. Ama çözüm süreci devam ederken çözüm sürecinin çerçevesi, ahlakı, gerekleri, kamu düzeni olmalıdır. Tamam. Çünkü çözüm süreci kamu düzeninin alternatifi değildir. Çözüm süreci diye başlattığımız şey bölgede insanlarımızın güvenliğini sağlamak, kamu düzenini sağlamak, bölgede yaşayan insanlarımızın hak ve özgürlüklerini rahat bir şekilde kullanabilmeleridir çözüm süreci. Peki HDP'nin sizi tekrar davet ettiği diyaloğa ne diyorsunuz? Tekrar diyaloğa geçelim, tekrar oturalım. Bugün şimdi Slopi'de polisimize roket atarla saldırdılar. Şimdi yeni bir taktik geliştirdiler. Gidiyor polise saldırıyor, askere saldırıyor. Sonra gidip sivil insanların içerisine saklanıyor. Şimdi siz bu eylemleri yapacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki silahlar sussun. Şimdi burada aslında ne yapmış oluyorsunuz? Şimdi silahların eşitliği prensibi diyorlar kapı arkasında buna. Yani
devletin meşru güvenlik güçlerinin silahıyla örgütün kullandığı silahı eşit gören ve bunu iki ajandalı bir dille gündeme getiren, şimdi HDP örgütü ve örgüt mensuplarını öz savunma gücü olarak mı görüyor? Özgürlük savaşçısı olarak mı görüyor? Yoksa bunları şiddet unsurları olarak mı görüyor? Şimdi HDP öncelikle şuna karar vermesi gerekiyor HDP'nin. Şu anda HDP 80 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediliyor mu? %13 oyu var mı? 120'nin üzerinde belediyesi var mı? Siyaset kurumunun yani siyaset kurumunun anayasal düzen içerisinde sandıkta seçmenin HDP'ye verdiği siyasi iradenin bir gücü var. Siz bu gücün yanına bir de silahlı gücü ekliyorsunuz. Şimdi HDP seçmenin sandıkta verdiği iradeyi ve bu gücü ve siyasi aklı mı kullanacak? Yoksa bu aklı örgüt aklına kiraya mı verecek? Şimdi bunun kararını vermesi gerekiyor. Bölgede polise saldırılırken, bölgede askerimiz şehit edilirken, bölgede örgüt eylemlerine devam ederken ve bütün bunları yaparken de şimdi siz 14 yaşında bir çocuğu intihar bombacısı yapacaksınız. Bunu da örgüt aklıyla fedai eylem olarak nitelendireceksiniz. Buradan bir kahramanlık çıkaracaksınız. Yüksekova'da insanların elinde kaleşinkofla, roket atarla sokakta gezmesini normal göreceksiniz. Aynı şekilde roket atarla devriye gezen polise, kamu güvenliğini sağlayan polise Silopi'de saldıracaksınız. Ve ondan sonra diyeceksiniz ki silahlar sussun. Öncelikle terör örgütü silahını bıraksın, sınır dışına çekilsin ve ondan sonra biz oturalım, çözümü konuşalım. Az önce de ifade ettim, önce Öcalan'la görüşelim diyorlar. Hem KCK hem HDP. Peki Öcalan'la bugüne kadar yapılan görüşmeler neticesinde Kandil, Öcalan'ın silahların bırakılması konusunda ortaya koyduğu niyet beyanını, kararlı ifadeyi kaç defa itibarsızlaştırdı? Yani İmralı'dan çıkan bu konudaki açık, 2013'te Diyarbakır'da okunan mektup son derece açık ve net. Örgüte Öcalan'ın verdiği mesajlar son derece açık ve net. Kandil, Öcalan'ın mesajlarını itibarsızlaştırmaktan başka ve buna karşı direngen bir tavır geliştirmekten başka ne yaptı? Peki şuna ne dersiniz? KCK'dan Zübeyri Aydar diyor ki Amerika Türkiye ile bizi aynı masada buluştursun. Amerika'da diyor ki bu sizin iç sorununuzdur diyor. Şimdi zaten sorun burada, bakın. Çok iyi bir noktaya geldik. Sorun tam da burada. Şimdi Türkiye çok temel 100 yıllık bir sorununu bağımsız bir akılla kendi meclisinin çatısı altında oluşturduğu bir siyasi akılla çözüyor. Ama 2 yıldan beri ısrarla bu çözüme bazı ülkelerin, bazı uluslararası başkentlerin müdahil olması için bir çaba sarf ediliyor. Şimdi hatırlayın, örgüt silah bırakmaya kalktığında içeride bazı kalemşörler ne dediler? PKK niye silah bırakıyor dediler. Öyle demediler mi? PKK neden silah bırakıyor dediler. Şimdi PKK'nın silah bırakması eğer olacaksa bu Türkiye'nin bağımsız aklıyla çözdüğü bir sorun olmasın isteniyor. Yani İngiltere'nin, yani dibine kadar bölgede çıkarları olan bir ülkenin, İngiltere'nin bu meselede hakem olması beklenebilir mi? Dibine kadar bölgede çıkarları olan ve bölgede yeni kurulacak düzene müdahil olan Amerika'nın bu çözümde hakem olması beklenebilir mi? Yani taraf olanlardan hakem olması beklenebilir mi? Zaten Kandil ısrarla 3 yıldan beri bu meseleye bazı uluslararası başkentlerin müdahil olması için bir çaba içerisinde. Burada şu soruyu sormak gerekiyor. Neden bugün Amerika'nın bu sizin iç meselenizdir dediği bir meseleyi oturup 80 milletvekili olan, 120 belediyesi olan, %13 oyu olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında temsil edilen bir siyasi partiyle hükümet ve diğer siyasi partiler bir araya gelip bu sorunun çözümüne dönük bir çalışma yapılması
istenmiyor da ısrarla örgüt Kandil'den konuşuyor. Israrla konuşuyor Kandil'den örgüt. Şimdi örgüt İran'la bir anlaşma yaptı. Bir protokol imzaladılar. Bu protokolün ilk şartı ne biliyor musunuz? Bu protokolün ilk şartı örgüt İran devletine ilişkin hiçbir olumsuz açıklama yapamaz. Peki çözüm süreci başladığı günden beri örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, örgütün hükümete, örgütün Türkiye'ye dönük açıklamalarına bir bakın. Bırakın onu, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında temsil edilen milletvekillerinin bizzat çatısı altındaki devlete dönük açıklamalarına bir bakın. Öncelikle niyetlerini bir gözden geçirsinler. O zaman size sorayım, İran'la yaptığı anlaşmayı örgüt Türkiye'yle niye yapmıyor? Ya yapılamıyor. Şimdi örgüt Türkiye ile bir anlaşma yapılır mı? Örgüt Türkiye ile anlaşma yapmaya yaklaştığı noktada Gezi yaşandı. 17-25 Aralık yaşandı. Arkasından Suriye'deki fırsatları gördü. Ve örgüt bütün bu fırsatları gördüğünde bu defa başka fırsatların ya da başka seçeneklerin üzerinde düşünmeye başladı. Şu anlattıklarınızdan şunu mu anlayalım? Örgüt silahı bırakıncaya kadar kentte, sokakta, dağda, kampta Türkiye Cumhuriyeti operasyonu devam edecek. Şunu çok açık söyleyeyim. Şimdi örgüt çok stratejik bir şekilde Türkiye'yi 90'lara çekmeye çalışıyor. Şimdi 90'larda terör örgüt dağdaydı. Devlet şehirde adeta terör estiriyordu. Yani Diyarbakır cezaevi, Şırnak'ta yaşananlar ve Güneydoğu'da o şehirde köylerin boşaltılması, köylerin yakılması, o 90'larda yaşananlar. Şimdi örgüt şehirleri adeta bir şiddet sarmalına soktu. O yüzden şimdi bir, öncelikle şehirlerden hızlı bir şekilde çekilmeleri. İki, şehirlerin etrafında oluşturdukları o sözde mahkemeler, kamplar, o şehirlerdeki esnafı, orada iş yapan sanayiciyi sözde vergi altında haraca bağlamalar, tehditler, bütün bunlarla ilgili biz defalarca çözüm süreci devam ederken dedik ki bunları sonlandırın, bunlara son verin, bunlara son verin ve hızlı bir şekilde silahlı unsurlarınız şehir dışına çekilsin. Efendim Öcalan Nisan ayında Büyük Kongre'yi toplama çağrısı yapacaktı. Siz bunu engellediniz. Evet. Ya Dolmabahçe'den hemen sonra yapılan açıklama. Açıklama şu. 10 maddenin hemen hayata geçirilmesi gerekiyor. 10 madde hayata geçirilmediği sürece kongre toplanmayacaktır. Ya sizin 10 madde olarak açıkladığınız şeyler bir süreçtir. AK Parti'nin 13 yıldan beri devletin demokratik dönüşümü, seçim kanunu, siyasi partiler kanunu, bütün bunlar meclis çatısı altında bütün siyasi partilerin katkısıyla devlet dediğimiz aygıtı daha şeffaf, daha demokratik, daha özgürlükçü ve bir anayasayla taçlandırarak devam ettirilecek bir süreçtir. Şimdi siz bu süreci alıyorsunuz. Öcalan'ın Nisan ayında Büyük Kongre'yi toplayıp silahsızlanma çağrısının şartına bağlıyorsunuz. Bu ne kadar samimidir? İkinci soruyu sorayım peki size. Siz demokratik siyaseti şartsız olarak kabul ettiğiniz takdirde bu ne demektir? Demokratik siyasetin alternatifi olarak silahı, şiddeti ve ölümü bunun yanına koymak demek midir? Şimdi siz demokratik siyaset yoksa, siyaset kurumunun egemen olması yoksa o zaman silah var mı demektir? Peki demokratik siyaset var. 80 tane milletvekili var. 120 tane belediye var. Alınmış %13 oy var. Peki siz bunu harekete geçirmek yerine neden silahı harekete geçiriyorsunuz? Bu sorunuza onlar şöyle cevap veriyorlar. AK Parti milliyetçi oy seçimden sonra düşük oy aldığı için milliyetçi oyları artırmak istiyor. Ve farklı vesileleri de HDP'yi baraj altına itip seçime gidip tek başına iktidar. Peki şunu neden söylemiyorlar? Çözüm sürecini zehirlemek için barajı aşmak adına bütün çözüm sürecine karşı güçlerle ittifak yapıp çözüm sürecini nasıl zehirlediklerini neden anlatmıyorlar?
Şimdi siyasetin kuralları bellidir, siyasetin aklı bellidir, siyasetin kendi içerisindeki işleyişi ve dinamikleri bellidir. Şimdi siyasetin içerisinde kalarak demokratik zeminde, anayasal meşru zeminde kalmak varken neden şiddete, silaha ve ölümlere karşı bir pozisyon almıyorlar? Şimdi mecliste grup toplantısında kürsüye çıkıp seni başkan yaptırmayacağız diyen akıl neden PKK'ya dönüp seni savaştırmayacağız, sana ölümleri masum hale getirmene izin vermeyeceğiz niye demiyor? Bakın Cizre'de çok basit bir örnek ama çok acı bir örnek. Cizre'de terör örgütünün uzantısı hendek kazdı ve C4 patlayıcılar yerleştirdi. Ve bir minibüs şoförü Salim Akıl bu C4 oradaki patlayıcıların patlamasıyla hayatını kaybetti. Salim Akıl'ın ismini kimse duydu mu? 14 yaşındaki bir çocuğu fedai eylemi diye intihar bombacısı yapıyorsun ve onun ölümüne sebep oluyorsun. Şimdi bakın Sayın Demirtaş bu ölümler hakkında Birleşmiş Milletler'e başvurdu. Bunlar araştırılsın diye. Niye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvurdu? Polis tarafından öldürülen efendim. Neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvurdu? Öldürülen listeler açıklansın, araştırılsın diye. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvurduğunda ne olur veya ne olacak bir komisyon? Şimdi bakın biz ısrarla diyoruz ki gelin siyaseti, siyasi aklı egemen kılalım. Örgüt aklının vesayetinden kurtulun. Meseleleri örgüt aklının bakış açısıyla değerlendirmeyin. Çünkü örgüt aklının ayrı bir ekosistemi, ayrı bir habitatı, ayrı bir evreni vardır. Ve örgüt aklıyla siyaset yapamazsınız. Ve yaptı, ne oldu? Seçimden önce Selahattin Demirtaş siyasetin ve siyasi aklın gerektirdiği bir söylemle konuştu. Peki seçimden sonra da bu konuşmasını biraz sürdürdü. Dedi ki işte biz emanet oylar aldığımızın farkındayız bu konuda hassas. Anında örgüt müdahale etti ve örgüt HDP'yi etkin siyaset yapmamakla eleştirdi. Peki örgüt aklı etkin siyaseti nasıl tanımlıyor? İnsanların sokağa çağrıldığı, insanların sokakta molotoflu yüzü kapalı eylemler yaptığı bir etkinlik olarak tanımlıyor etkin siyaset. Peki. Yani HDP'nin öncelikle örgütle arasına kesin bir çizgi koyması gerekiyor. Aynı şekilde Demirtaş Ceylan Pınar için dedi ki kirli bir şekilde yani kirli bir eylem dedi Ceylan Pınar'a. Peki ben Demirtaş'a soruyorum. Eşinin yanında öldürülen binbaşıya karşı yapılan eylem temiz bir eylem midir? Ve aynı Demirtaş bu ifadeyi kullandıktan 2 saat sonra bu ifadesini tekzip etmek zorunda kaldı. Şimdi burada siyaset nerede Allah aşkına ya? Tamam o zaman siyaset bitti operasyonlar Demirtaş kanı. Hayır bakın burada siyaset bitti operasyonlar değil. Şu anda bizim bölgede kendi vatandaşımızı, kendi insanımızı, kamu güvenliğini, devlet kendi güvenliğini sağlamak için operasyon yapacaktır. Devlet şunu mu yapacaktır? Elinde roket atarla, kaleşinkofla sokakta gezen, eylem yapan, yüzünü kapatmış, molotof kokteyliyle sokakları yangın yerine çeviren insanlara devletin sessiz kalmasını ve seyirci kalmasını mı istiyor HDP? En anlaşılır ifadeyle şöyle eleştiriliyorsunuz. Molotof kokteyli, vergi, yol kesme, haraç yine vardı. İki ay öncesine kadar devlet bu operasyonları yapmıyordu. Şimdi ne oldu da yapıyor? İşte oyları yükseltmek. Peki 20 Temmuz'da ne oldu? 24 Temmuz'da ne oldu? Yani şimdi 2 tane polisimiz uykuda ensesine kurşun sıkılarak şehit edildi. Bir binbaşı. Yani o 1083 tane eylem yapıldı. Bu 1083 tane eyleme karşı. Yani sanki örgüt hiçbir şey yapmadı. Ve şöyle bir sahne kuruluyor. Sahnede şu var. Örgüt diye bir şey zaten yok. Buharlaştırılmış durumda. Örgütün eylemleri buharlaştırılmış durumda. Örgütün silahlı güçleri buharlaştırılmış durumda. Bölgede yapılanlar buharlaştırılmış durumda. Devlet birdenbire AK Parti'nin
HDP'yi baraj altına itmek için operasyonlara başladı. Yani aynı anda IŞİD'in, DHKPC'nin, PKK'nın devlete, kamu düzenine karşı yaptığı saldırılar falan, bunların hepsi buharlaştırılıyor ve durup dururken sanki operasyonlar başlamıştı gibi bir algı oluşturuluyor. Bu sahne gerçek değil. Peki efendim. Müsaadenizle buraya bir noktalı virgül koyup başka bir gündem başlığına geçelim. Ve burada bir şey daha söyleyeyim. Burada bunu önemsiyorum. Yani çok acımasız bir şekilde bunu yaptılar ve bunu da yapmaya devam ediyorlar. Şimdi bu Allah aşkına işte bu sahneyi kuranların algıyla ilgili yaptıkları. Şimdi sanki biz Kobani'nin düşmesini istiyorduk gibi bir sahne oluşturdular. Yani bizim Kobani'ye yaptıklarımız, 200 bin Kobanili Kürt vatandaşımızı almamız, onlarla ilgilenmemiz vesaire. Şimdi Cumhurbaşkanı dedi ki Kobani düşüyor dedi. Bakın ifadeyi aynen okuyorum size. Şimdi Batı'ya sesleniyorum. Havadan bombalayarak bu sorunlar çözülmez. Bununla ilgili yerde mücadele eden yapılarla işbirliği kurulmadan netice alınamaz IŞİD'e karşı. İşte aylar geçti ve herhangi bir netice yok. Şu anda Kobani'de düştü düşüyor. Yani diyor ki siz Kobani ile ilgili bu yaptıklarınız maalesef Kobani'yi kurtarmıyor. Kobani'nin kurtulması için bir kara harekatı gerekiyor. Bakın Kobani düştü düşüyor diyor Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanının bu ifadesi alındı. Başka bir sahnede başka bir algıya dönüştürüldü. Peki efendim. Taner Yıldız diyor ki ya diyor Hakkari'de elektrik direklerini devirdiniz. Hakkari diyor 3 günden beri elektriksiz. Taner Yıldız'ın bu ifadesi alınıyor. 3 gün elektriksiz kalın da görün bakalım. Şimdi bir sahne kuruluyor. Bu sahneyi kimin kurduğunu biliyoruz. Bu sahnede algı, gerçeklik tamamen değiştiriliyor. Peki efendim. 28 Şubat'ta o meşhur Dolmabahçe Sarayı'ndaki açıklamada yer alması, çözüm süreci heyetinde yer alması sebebiyle Sayın Mahir Ünal'la, AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ünal'la işin bu kısmını konuşalım istedik. Ama pazartesi günü saat 18'de kritik bir zaman dilimi. Zira CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Başbakan Davutoğlu bir araya gelecekler. Günlerdir süren, yürüyen heyetler arası koalisyon görüşmesi için deyim yerindeyse son noktayı koyacaklar. Burada durum ne? Nokta koyulamaz veya koyulur. Koalisyon olursa koyulamaz. Haydi erken seçime gidilirse meclisteki tecrübesi, grup başkan vekili tecrübesi itibariyle de bu takvim nasıl olacak? Meclis mi ülkeyi seçime götürecek? Cumhurbaşkanı mı ülkeyi seçime götürecek? Nasıl olacak sorusunda sorabileceğimiz en doğru isim ama kısa minik bir dakikalık aradan hemen sonra.